Thank you. çok küçük yaşta, 13 yaşında ben e, muallim mektebine gönderildim. Bunun evveliyatını anlatmak isterim. Sivas Muallim Mektebi'ne gönderildim. 13 yaşındayım bir çocuk. E, babamla annem e, bir sene önce ayrıldılar Resmen diyelim, fakat bir hadise oldu, bir olay oldu aralarında. Babam ticaret için eşya alarak Mısır'a gitti. Bir arkadaşı, tüccar bir ile beraber. Annem yalnız kaldı. İki çocuk, kız kardeşim ve ben. Annem... Babamın senetlerinin paralarını bıraktığı paraları kendisi toplayamıyor. Bizim toplu biliyorsunuz iyi, Ka karşılamaz bir hanımın evet, tüccarlarla temasını. Ve ben bu paraları cebime alarak hovardalığa başladım arkadaşlarımla. Annem, e, Sadri Maksunli Bey profesörde o zaman. Ona gidip benim e, bu savurganlığımı anlatmış. Bunu e, bir Leyli Mektebe yerleştirelim. Sivas Mali Mektebi'ne beni gönderdiler. Efendim e, bundan bir sene önce ben ziyaret ettim bu eski mektebimi. Şimdi Anadolu Lisesi çok muntazam. O zaman e, perişandı. Perişan bir mektepti. Ben 13 yaşında bir çocuk ee, ve sınıftaki arkadaşlar e, külhan bir tipinde <laughs> Çok çektim orada, üşüttüm kendimi, hastaneye düştüm. Efendim, hastanenin penceresinden her gün uzakta, tepede Mektebime bakıp gözyaşları görüyorum. Yanımdaki koğuşta 20 hasta var, yanımdaki hasta öldü. Ben bir ölüyle yan yana kaldım. Yani 13 yaşında bir çocuğun bu gibi olaylar karşısında ne duyduğunu tasavvur edebilirsiniz. Annem tabi beni çok seviyor e, ee, o sede Sivas'ta geçti. Ankara'ya döndüm. Ve annem yine Sadri Baksu Bey Atatürk'ün ev yakını olmuş. Efendim, mebus kendisi, milletvekili, çok nüfuzlu adam. Annem Sadri Bey, Vaktiyle aynı evde oturuyorduk. Onlar üst katta oturuyordu, biz alt katta oturuyoruz. Çok ee, nüfuzlu bir zat Zalim Bey benim durumumu anlatmış. O zaman Türkiye'de muallim mekteplerinin en moderni, en iyi hocaların e, teziste bulunduğu mektep, muallim mektebi, Balıkesir muallimi, Necati Bey'in muallim mektebi. Beni oraya gönderdiler. Hayatımın çok e, e, verimli e, bir dönemi başlamış oldu. Şeyde, e, Balıkesir'de. Balıkesir'de e, şişkin bir beklem olduğu için mesela Fransa'da tahsil etmiş Kükçüoğlu fizik hocası Haldun Bey e, de Fransa'da okumuş. Onları oraya ilk gelişlerinde tayin ettiler. Bizim hocalarımız hep seçkin insanlar. Sonra bunlar profesör olarak İstanbul Üniversitesi'ne gitmiştir. Benim talihim açıldı. Orada en iyi hocalardan bu tahsili, orta tahsilimi gördüm. Benim bir üstünlüğüm şuydu bütün hayatımda bara bana farklı bir istikabet veren faktör şuydu. Ben sadece Maksudi ailesi bizim bulunduğumuz konağa gelince Yahudi mahallesinde o zaman milletvekili falan değildi ailelerimiz arasında sıkı ilişki vardı. Ve onun Paris'ten geldiler. Ee, büyük kızı Adile Hanım bana Fransızca öğretti. Ben Malum ekibine gittiğim zaman da Fransızca kitaplar, şiir kitapları okuyabiliyordum. Bütün e, kariyerim dil tarihteki tahsil hayatım ondan sonra üniversitedeki hayatı, eee genel olarak. Bana bu dil bilgisi, Fransızca da bilgisi bir ayrıcalık sağladı. Ben mesela dil tarihe, dil tarihi nasıl kurulduğunu anlattım size. Atatürk'ün tarih tezini ilmi bir temele oturtmak için Almanya'dan profesörler getirdiydi. Ve Dil tarihe girdiğim zaman da e, Almanya'nın en tanınmış profesörleri bizim hocalarımız. Bir taraftan ben Fransızca'ya hakim olduğum bütün güzel bir kütüphane, tarih kütüphanemiz var. Orada Peuple Pöp ve gibi e, bir Fransızca dünya tarihinin 20 ciltlik bir şeyi var. Ondan okuyorum. Yani demek isterim ki hayatımda taş e, hayatımda bana bir ayrıcalık temin eden bir şey bu dil bilgisidir. Ve bugün öğrenci, e, öğrenciler be, ve gençlere, üniversite gençlere tavsiye ederim. Mutlaka bir garp dilini e, esaslı bir şekilde öğrenciler. Dil tarihte, dil tarihi fakültesinde 40 Leyli talebe yani gecelik orada kalıyoruz, yemeklerimiz orada. 40 kişilik bir grup. Eee büyük bir ibtihad geçirdik efendim. Yüzlerce kişi katıldı. Bizleri seçtiler 40 kişi. Ve biz Leyli yani yat e, şey olarak yani üniversitenin yatılı öğrencisi olarak. Orada da Atatürk'ün fakültesi diye bilindiği için fevkalade güzel şartlarda. İlk fakültenin ilk binası Büyük Evkaf binası vardır. Orada idi. Benim fakülte hayatımda cidden ayrıcalıklı bir buhit içinde geçti. Bir taraftan Balıkesir'deki durup, bir öbür taraftan Atatürk'ün kurduğu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ee, ve benim Fransızca bilgim. Ee, eğer e, farklı bir şekilde bir tarihçi olarak yetiştimse bu faktörleri daima hesaba katmak lazım. Fransızca benim Batı ilmiyle ilişkimi kurmuş oldu. Çok rahat bir üniversite hayatı geçirdim. Ve 1940'ta bugünkü büyük bina bir Alman'ın eseridir. Hayatta ah, hayatta nasıldır? En önemli şey ilimdir. İlimdir, fendir Atatürk'ün şeyiyle. Onu temsil eden bir fakültedeyim. Ve ilk talebesiyim. Leyi imtihanına girerken imtihan olduk. Orada ben birinci olarak çıkmışım. Numaram da fakültede ilk numaraydı. 31 numara. 31 numaralı Halil İnalcık. Efendim. Demek istiyorum ki e, Sıvas'taki o korkunç bir yıldan sonra talim beni e, o zaman Türkiye'deki en iyi muallim mektebi, en iyi üniversite fakültesi de yetişme imkanına kavuşturdu. Fransızca kitaplar var, onları okuyorum ve hocaların gözünde o dil bilgisi dolayısıyla özel bir ilgi gösteriliyor bana efendim. Mesela Fuat Bey, Fuat Köprülü bizim hocamızdı. onlar milletvekili olarak İstanbul'da geliyorlardı Ankara'ya. Aynı zamanda bizim fakültede ders veriyorlardı. Fuat Köprülü, Şemsettin Günaltay, Genel Türk Tarihi okutuyor. Ve coğrafya hocamız bir Albandı, Bavyeralı bir Herbert Louis adında. Ve ya, öteki hocalar da mesela Latince hocamız bir Almandı. Hitler'den kaçan bu grup Alman profesörleri yani fakültemize ve İstanbul'daki fakültelere biliyorsunuz bunlar hoca olarak ya geldiler ve bizde ilim hayatını birdenbire bir atlama temin ettiler. Mesela İstanbul'daki Röpke iktisat hocası, Neumark iktisat hocası bunlar sonradan Amerika'ya çağrıldılar. Amerika'ya gittiler. Amerikan ekonomisini e, tazim eden kanunlarda reyleri oldu. Çok seçkin Alman profesörleriydi. Bunlar ilk Adım Dil Tarih'te, yani mesela Landsberger, Sümer tarihi okutuyor. Gutenberg, Hittit tarihi okutuyor. Yani demek istiyorum ki talih bana yardım etti Sivas'tan sonra. E, e, doktora orada, Dil Tarih Fakültesi'nde Fuat Bey'in desteğiyle ben asistan kaldım. 1942'de eğer yanılmıyorsam 42'de olacak doktora tezimi verdim. Bulgar meselesi. Bu kitapta, bu tezde Rumeli'deki isyanların siyasi, milli karakteri yanında sosyal tarafı olduğunu, toprağın ağalar tarafından itisarına alındığını, fakat Bulgar köylüsünün bu topraklar üzerinde bir işçi olarak çalıştırıldığını, bu sebepten isyanların milli olmaktan çok sosyal tarafı ağır bastırdı. O tezimde belirttim. Bulgarlar o kadar hoşluğa gitti ki bu şey, bir taraf objektif yaklaşım. Ee, Bulgar elçiliği bir heyetle Dil Tarih Fakültesi'ne geldi ve fakülteyi bu objektif yaklaşımdan dolayı tebrik ettiler. Ee, ve bu kitap kitaplar Bulgarca'ya tercüme edilmiştir. Birçok makaleler tercüme edilmiştir Bulgarca'ya. Ve bugün Bulgaristan'da bu tema üzerinde, yani Bulgar halkının ayaklanmasında sosyal faktörler, milliyet faktörlerinden daha ziyade bu sosyal faktörlerin önemli olduğunu, bugün Bulgaristan'daki tetkikler bu yönde ilerlemektedir. Yani ben bir yol açmış oldum ve Bulgarlar bunu tanıdılar evet e, onun arkasından dil tarihteki asistanlık oldum asistanlık devresinde e, arşivde en eski en eski belge koleksiyonu tahriz defterleri Osmanlı bir yeri fethetti mi hemen oraya bir heyet gönderir ee, köylünün varlığını verecekleri vergileri vesaire tespit eder defterler halinde. Bu defterlerin e, en, en eskisini orada buldum. O Arnavutluğa ait 1432 tarihli bakınız. 2. Murat Devri'ne ait bir defteri buldum. Ve onu ee, çok güçtür. Okuması güçtür. Farsça ibareler vardır. Farsçam iyiydi mesela. Allah rahmet etsin. Çok kıymetli bir hocam. Necati Lugal. Almanya'da gelmişti o da. Ee, Farsça, Arapça öğretiyordu. Ondan Farsça, Arapça tahsil ettim. Bu defteri e, tarih kurumunda deşrettik bu defter bedi derhal batı ilim dünyasında tanıttı. Profesör Wittek, Paul Wittek, Londra'da School of Oriental Studies fakültesinde ders veriyor. Talebeleri arasında sonradan şöhret kazanan Louis, Profesör Louis, Bernard Louis, var mesela. Talibesi olur. Benim bu Arvadi defterini görünce Paul Vitek, yani beni Avrupalı müstesikler arasında tanıdan bu defter oldu. Onu okuması, doğru okumak, onu bir sistemli şekilde neşretmek yani bir ilmi başarıydı. Bana anlattılar sonra. Paul Vitek onu eline alınca, Seminerde Bernard Louis var, Elizabeth Zaharyada var falan. O zamanın gençleri Paul Vitek'te. Onların önüne atıyor bu benim Arvani defterini. Böyle bir şey yapabilir misiniz? <laughs> evet. Benim e, farklılığı e, Fransızca olduğu gibi biliyor musunuz nedir? Matematiktir. Ben Balıkesir'deyken e, HDS meselelerde ben hallederdim ve sınıfa hoca gelmeden önce anlatırdım. Yani benim farklılığı e, farklılığım bu dil bilgisi ve matematiktir. E, bu arvanit defteriyle ben batı ilim dünyasında kendimi tanıttım. Ve o zaman el of İslam diye bir ana kitap vardır. Bütün müsteşrikler orada makale yazarlar. Bana orada bazı makalelerin yazılmasını havale ettiler. Ve ben artık e, ilim dünyasında tanınmış bir, e, bir otorite diyemeyeceğim e, bir ilim adamı olarak tanınmış oldum. Davetler alıyorum mesela Fransa'dan e, e, vesaire. Bu arada doçent oldu. İkinci dünya harbinde doçenttim. Biz e, gençler her an Hitler'in taarruzunu bekliyorduk. Hitler daha Rusya'ya taarruz etmemiş. Bizim hududumuza dayanmış, Bulgaristan'da istila etmiş, Trakya hududuna dayanmış. Her gün biz Hitler'in Türkiye üzerinde hücumunu bekliyoruz. Ben de o zaman ordudayım. Teğmen olarak. Ankara'da 28. Tümen'de hizmetteyim. Her gün bekliyoruz. Hitler ne zaman taarruz edecek? Manevralar yapıyoruz o kadar ordumuz o kadar feci durumdaydı ki o zaman. Mesela Sıhıya bölüğünde e, Banevra'da at arabasıyla Sıhıya bölüğü şeyi efendim hastanesi at arabasıyla e, şey edilir, karşılanır. O kadar perişandık. Yani biz bir darbede Hitler Anadolu'yu istila edebilirdi. Fakat İnönü'yü yatağında zıplatan bir hadise oldu. Hitler Rusya'ya taarruz etti. Ve Türkiye kurtuldu. Bunu haber alan İnönü, geceliğin haber veriyorlar. Karyola üzerine çıkıp zıplamaya başlıyor. Kurtulduk diye. Ben bu haberi aldığım zaman e, kasketimi attım. Kurtulduk diye. Yani böyle günler gördük o ikinci Dünya Harbi'nde e, sıkı yönetim vardı. E, gıdalar hepsi vesikaya bağlıydı. Belge, efendim, ekmeği belgeyle alırdınız. Yumurtayı belgeyle alırdınız. Öyle günler gördük biz. Ve her an Hitler'in taarruz e, emri karşısında titriyorduk. Yani. Öyle günler gördük. Ben o zaman ordudaydım. İki seneden fazla orduda kaldım. Ee, o günleri unutmam. O bir tarihtir. Ee, 1944'te Şevki ile iz, e, evlendik. Şevkiye e, Arapça bölümünde öğrenciydi. Orada sonra doçent oldu, Arapça doçenti oldu ve bana çok yardımı olmuştur hanımın. Yani biraz ilim adamları eşlerde seçerken dikkat etmeli. Kusura bak bunları anlatıyorum. Çünkü eğer eş kendi efendisi dedi elinin e, meska, e, e, çalışmalarına yardımcı olmazsa eğer başarılı olamaz. Fuat Bey'in bir dedikodu olarak bunu kabul edin. İkinci eşi. Beni mazur görsün. Ondan oğlu Orhan e, hayattadır. E, Fuat Bey bu bakımdan çok talihli değildi. Benim eşim Arapça hocası ve bana Arapça kaynaklardan tercüme yapar. Ve e, beni havai işlerle meşgul etmezdi. Benim çalışmama hürmeti vardı. O da kendisi de ilim adamıydı. E, Leyla Mecnun'un Arapça şeyini, metnini neşretmiştir. Arapça olarak neşretmiştir. Allah rahmet etsin. Biliyor musunuz? Chicago'da ben Hoca Ekel orada vefat etti. Doktor kendisine şu bütün sigara içerlere, bunu hatırlatmak isterim. Doktor dedi ki senin beş senelik hayatın var dedi. Günde iki paket sigara içerdi bizim hanım. Ben saklardım paketi. Nasıl olur? Arar ve bulurdu. evet. <laughs> Biliyorum aranızda sigara içen var mı? Fakat hakikaten sigara felakettir. 1989'da onu kaybettik. Ee, Chicago'da büyük bir e, Türk kolonisi vardı. 5000 aile Chicago'da Türk ailesi. Onların ayrı bir mezarlığı vardı. Türklerin mezarlığı. Orada defnettik. Mezarı oradadır. Oraya gittikçe ziyaret ederim. Allah rahmet etsin. Yani erleri er yapan, çalıştığı sahada başarılı bir insan yapan onların eşleridir. Bunu bilhassa üzerinde durmak isterim. Benim talihim vardı. Allah rahmet etsin. Ben ee, kariyerimi yani doçent olduktan sonra daha doğrusu doçent olduktan sonra kariyerimi size bir plan tahtında hemen kısaca anlatayım. 1952'de profesörlük tezimi hazırladım, profesör oldum. 1952'de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde profesör oldum. Osmanlı tarihi okutuyordum. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde <laughs> Profesör Bekir Siyasal Bilgiler'de <laughs> İdari Teşkilat Tarihi diye bir ders ihtisas ettiler ve bunun için de beni çağırdılar. Ben 1956'dan 72'ye kadar Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de hocalık yaptım. Orada devrim tarihi okuttum ve idari teşkilat tarihi okuttum. O derslerimde ki kimseler sonra çok meşhur insanlar oldu benim idari tarih derslerimi öğrenerek evvela İlber Ortaylı. İlber Ortaylı benden sonra ayrıldıktan sonra orada idari tarih idari teşkilat tarihi okuttu. Ha. ayrıca mesela benim okuttuğum ders verdiğim siyasal bilgiler, idari bölümden sonradan birçok valiler ortaya çıktı. Yani orada bitirdikten sonra Kaymakamlık valiler. Daha sonraki o yıllarda bu valiler beni bırakmadılar. Ve bir defasında he, Vali Acun Balıkesir valisiydi. Sonra Oradan emekli oldu. Bütün valileri, benden ders gören valileri toplamış. Acun. Onlara bir hitabede bulundum. 1972'de emekli oldum. Emekli olduğum sene, Amerika'dan birçok teklifler aldım. O zamana kadar Amerika'da muhtelif üniversiteler beni misafir profesör olarak çağırmış bulunuyordu. 12 kere Amerika'ya gittiğimi tespit ettim. Pensilvanya Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Harvard Üniversitesi beni ders vermek için bir sömestir yahut bir ziyaretçi profesör olarak çağırıyor. Amerika ile o zaman çok sıkı. Ve ilk e, hizmetim Amerika'da 1953'te 53 ders yılında Kolombiya Üniversitesi'nde bir sene için misafir profesör olarak Osmanlı tarihi okuttum. İşte orada Talat Halman'la tanıştım. E, Türk o zaman talebeydi Talat Halman. Efendim. E, çok enteresan. Bu tarihi bir şeydir. Onun için bir e, hikaye gibi anlatmak isterim. 1953'te ben e, New York'a vardığım zaman Eisenhower, İkinci Dünya Harbi'nin başkumandanı, President seçildi. Daha önce Columbia Üniversitesi, benim ders verdiğim üniversitede Prezidentti, başkandı şey seçilince, Cumhurbaşkanı seçilince o ya aynı yılda o White House'a geçti. Onun kaldığı otelde aynı odada kalıyorum. Eisenhower'in kaldığı odada otel. King's Hotel hala 116. sokakta eğer New York'a giderseniz 106. sokakta King's Hotel'de Halil İnalcık. Orada ilk defa Eylül ayıydı galiba. Çok sıcaktı New York. Aşağıda buz gibi Coca-Cola'lar. Coca-Cola ilk defa piyasaya çıkmış. Yani coca ile orada tanıştım ben. <laughs> o sıcak Eylül ayında. O bote, Kings Hotel'de. Ve bir sene New York'taki hayatım çok güzel geçti. Ee, efendim, e, o sırada Hazreti Haver başkan olunca bütün İslam memleketlerinin mümessillerini Washington'a çağırdı. Çünkü o zaman Amerika İslam dünyasında Orta Doğu'ya büyük önem vermekteydi. Hani Türkiye, Suudi Arabistan vesaire, belki 15 Yemen efendim, bir heyet halinde. E, Princeton'da bizi ağırladılar, orada kalıyoruz. Türkiye'den biz üç kişi, e, Sabri Ülkeler, Allah rahmet etsin. E, biz üç kişi Türkiye'yi temsil ettik bu konferansta. Eisenhower'in misafiri olarak. Bizi Princeton'da ağırladılar. Muhtelif hocaların evlerine de dağıtmışlar. Bu o, Princeton konferansında oradaki hatıralarımı anlatayım. Çünkü çok önemlidir o. Biz Pakistan var. Pakistan'da aa, Kültür Bakanı ee, gelmişti Pakistan'ı temsil ediyordu Ve Amerika'da İslam dini İslam hayatı ile İslam tarihiyle ile Meşgul olan Profesörler de o konferansa Hazır bulundular Princeton'da yapılıyor bu konferans İslam üzerinde İslamiyet üzerinde e, İslam tarihi üzerinde Tanınmış Otoriteler ve bunlardan sonra da Amerikalılar var Amerikalılar, Hazreti Muhammed'den ve İslam tarihinden bahsederken tamamen batılı bir yaklaşım yapıyorlar. Bu, Müslüman olan, yani doğudan gelen profesörleri, mütehassısları, Müslüman Müslümanları rencide etti. Bunlardan birisi, Pakistan Delegesi dayanamadı. Hani Kur'an'ı ve Hz. Muhammed'i bir tarihi eser gibi şey diyorlar. Fakat Müslüman delegeler bunu böyle bir yaklaşım mı küfür olarak karşıladılar. Pakistan elçisi, elçisi Kureyşi adı da Kureyşi profesör. İyi hatırlarım. Basat üzerine yumruğunu vurdu. Biz dedi Hz. Muhammed'i ve İslam'ı bu şekilde e, tartışma konusu yap, yapılmasını protesto ediyoruz. Dedi. Müslüman delegeler. Akabinde bizi President, prezident President Harvard şey, e, e, davetlisi olarak kendisini Ovel Rum'da ziyarete çağırdılar. Bir heyet halinde, belki 15-20 İslam memleketlerini temsil eden heyet halinde White House'a gittik. Acel haberin Ovel Rum'da şeyini, ziyareti de fakat enteresan bir hadise anlatayım. Tarihi bir hadisedir. Biz, e, Ovel Rum'a prezidentin huzuruna girmeden önce, kapıda Yemen Delegesi'ni tuttular, İçeri koymadılar. Neden? Çünkü Yemen'den gelen maliye bakanıymış, vekiliymiş o Yemen'in tradisyonel kıyafetiyle, yani cübbeli, müzeli falan ve beline e, kuşağı gayet kıymetli taşlarla süslü bir hançer var. <laughs> Onlar da şeyi tabii bu. <laughs> hançer, yani o evruma silahla kimse giremezmiş. O kıymetli Hançeri almak istediler, kapıdaki şey, e, Amerikalılar. Adam hançeriyi <laughs> tuttu, bırakmıyor çünkü kıymetli bir şey, taşlarla falan. Neyse bir mesele halloldu, aldılar hançerini ve biz Overroom'a girdik. Overroom'daki e, bu heyetin e, fotoğrafı sonradan basılmıştır. Benim şeyde, kütüphanemde vardır. Yani bu ziyaretin bütün safhalarını bir kitap halinde topladılar sonra. Ve bu Overroom'daki şeyi de resmi kabulü de şey ettiler. Ondan sonra biz Washington'da yeni cami yapılıyor. İlk defa olarak Washington'da bir Müslüman cami yapılıyor. Bu camiye Türkiye'nin katkısı neydi biliyor musunuz? Duvar Çinileri. Türkiye duvar çinleri o caminin Türkiye'den gitmiş. Camiye gittik, namazımızı kıldık camide. Efendim biz namaz kılarken Amerikalılar sandalyelere oturmuşlar, bizi seyrediyorlar. Efendim çok enteresan bir bazıydı. E, hülasa bu tarihi bir andır. Onun için burada tekrar etmek isterim. Evet. Amerika'ya ben 1972'de Ankara Üniversitesi'nden emekli olunca davetler almaya başladım. İşte Pensilvanya Üniversitesi 5 sene 3'ü çağırıyor. Ee, efendim, Kolombiya Üniversitesi Muhtelif üniversiteler, Osmanlı tarihi, İslam tarihi okutmak üzere. Ben daha önce 12 kere gidip gelmişim. Ben burada iyi tanınıyorum Amerika'da. Fakat en iyi, en üstün teklifi Chicago Üniversitesi bana şeydi ve Bancroft büyük tarihçi, Batı tarihçisi. Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı. Ve biz muhtelif kongrelerde tanışmıştık. Chicago bana en iyi teklifi yaptı. Bir imtiyazlı profesör e, statüsünde bir davet aldım. Chicago Üniversitesi'nden. 1972 yılında, sonbaharında. Tabii kabul ettim. Efendim e, ve distinguished profesör olarak Chicago Üniversitesi'ne gidiyorum. Bana derhal Middle East Center var orada. Bütün Orta Doğu tarihini kapsayan bir teşekkür. Onun başkanlığını teklif ettiler. İdarecilikle ilim bir arada yürümez. Ya ilim adamı olacaksınız Yahut idareci dekar olacaksınız, rektör olacaksınız. Ben bütün hayatımda idari işlerden kaçtım. Çünkü ilim yapmak istiyordum. Orada bana bu teklifi yapınca ben dedim kusura bakmayın ben idareci olamam. Ve orada profesör olarak Demek 1972'den 1986'ya kadar. Efendim, tarih bölümünde profesör olarak hizmette bulundu. O yıllar içinde bana büyük e, imtiyazlar bahşeden teklifler aldım. Bir kere yani Chicago'daki ilim hayatım benim e, uluslararası bir e, sıfatla hizmetleri bir kapsar. Mesela bir gün telefon Atina'dan Atina Üniversitesi'nin vektörü ki e, en eski üniversitedir. 150. yıl dönümünü için doktora payesi verecek. Bunun için üç kişi seçmişler. Bir yudallı meşhur bir profesör. Birisi de İngiliz büyük arkeolog Sir Ronald Syme ve üçüncüsü de bu fakir Halil İnalcık bizim üçümüze 150. yıl dönümünde bir Yunan üniversitesi doktora verecek. Bunu tasavvur edin. Hakikaten gözlerim yaşardı o telefonda. Derhal kabul ettim tabii. Yunanistan'a uçtum. Ve orada doktora için her namzet için kariyeri üzerinde bir nutuk veriliyor. Halil Avcı'yı niçin seçiyoruz? Bu benim ilim dünyasında, yani bir Yunanlı'nın, bir Yunan üniversitesinin bu fakire, bu Türkiye bir bu doktora vermesi, Ronald Zahim'le yan yana vermesi zannediyorum benim ilim dünyasındaki mevkiimi gösterir. O zamana kadar ben böyle bir şöhret yapmışım. Chicago Üniversitesi'nde hoca olarak. E tabi Yunanlı Atina Üniversitesi 150. yıl dönümünde beni bu türkü yani bir Yunanlı'nın bir Türkiye böyle bir şeref vermesi işitilmemiş bir şeydir e, doktora alanlara beyaz kük, boyunlarına beyaz kük takarlar. O beyaz kükü taktılar. <laughs> Ve onların şehadet Doktora şehadet Bugün Center'de aslı vardır. Bunun. Yani niçin veriyoruz bu doktorayı? Bu gibi nameler aldım. Mesela Chicago Üniversitesi'nde hocayken American Academy ki oraya seçilmek çok güçtür. İşte Almanya'dan, Pakistan'dan filan seçerler. Uluslararası. Devletten on para almaz Amerikan Akademi. Üyelerin katkısıyla işler. Sebebi bu müstakil kalmak, mutlak şekilde ilmi müstakil yapmak için hükümetten para almazlar. Amerikan akademisi. Ve dünyada en seçkin kimseleri seçerler. Chicago Üniversitesi'nde bir gün bir zarf aldım. Amerikan akademisi beni üyeliğe çağırıyor. Kabul etmemi istiyor. Bunu çeğirmene gösterdiğim zaman hayretler içinde kaldı. Çünkü biz tarih bölümünde 40 kişiydik. Bu 40 kişiden ancak ikisi evet. Amerikan Akademisi üyesi. Yakınlarda Allah rahmet etsin çok kıymetli büyük bir ilim adamımız. Sizi uğurladık. Evet. Dediler ki televizyonlarda seyrediyorum. Amerikan akademisine girebilen yegane Türk dediler. Beni unuttular. <laughs> Hadi bu memlekette işte bizlere pek iltifat nedense görülmüyor. Fakat biz Amerikan akademisine seçilen iki kişiyiz. Birisi Siranoğlu ikincisi Mendeliz. Benim eğer ilmi e, sıfatımdan eğer şüphe eden insanlar varsa dört akademiye beş akademiye üye seçildiği, asli üye seçildiği bir size söylemek isterim. Amerikan Akademisi, tabii Türk Akademisi üyesi, efendim, Sırp Akademisi, efendim, e, ve Arnavutluk Akademisi. Çünkü Arnavutluk tarihinin ana kaynaklarını bulup deşettim ben. Arnavutlar çok şey dediler, e, e, çok etkilendiler. Yani 1432 Arvanit defteri. Arvanit defteri Arnavut olmuştur sonradan. Arvanit Rumca bir kelimedir. Arvanites. Arnavutlara Rumlar Arvadites derler. Bizimkiler de Arvanit almışlar ilk devirlerde. Sonra da Arnavut olmuş o. Ve bu akademiler yani uluslararası akademilerin üye seçilmesini zikretmek isterim. Çünkü bu benim uluslararası ilim dünyasındaki mevkimi e, ifade eden e, önemli seçimlerdir. Ben bazen hayatımı soranlara neşriyat yapan kitap vesairede. Bunları söylerim. Türk Akademisi, Amerikan Akademisi ve İngiliz Akademisi, Birleşik Akademi. Birleşik Akademi'de bir üye seçmiştir dedi. Sonra İngilizler Royal Hazretic Society Krallık Asya Cemiyeti Royal Historical Society Tarih Cemiyeti beni üye seçmiştir. Bunları söylediğim zaman atıyor canım. Uyduruyor <laughs> derler. Ve zikretmezler. Hayrettir. Mesela Amerikan Akademisi'ne üye seçilen yegane Türk bu vefatını şey ettiğimiz Sinanoğlu. İlk bir tane. Halbuki iki tanedir. Halil Alcık da var orada. Değil mi efendim? Kendi Hakkında konuştuğumuza özür dilerim fakat e, konuşmak mecburiyetindeyim çünkü tanımak istemiyorlar, bilmek istemiyorlar bizden ama Profesör bir tek benim kitabımı alıp Bernadettin üzerine atıyor böyle bir şey yapabilir misin diye. Neyse şimdi efendim burada belgeleri topladım. Biz belgesiz tarihçiler, belgesiz konuşmayız. Son olarak, yani bunun tarihi 2015'tir. Son bir teklif aldım. Tayvan'dan, Çin'den. Size okuyayım. I have long been attracted by your great reputation on Ottoman research. It is of great regret that until now I have not seen the Chinese translation of your works. Benim eserlerimi Çinceye tercüme etmek için işte 1915'te teklif alıyorum. İngilizce var, Fransızca var. Benim ekonomi, en ekonomik, en sosyal history of the Ottoman Empire cildim. Ki biz sayfedir. 5 kişi. O ilk cildini ben yaptım. Ben yazdım. Bu kitap Rusça, Lehçe, Yunanca, Arapçaya tercüme edilmiştir. Yani bu sahada artık bir rotoritedir bu kitap. An Economic and social history of the Ottoman Empire. Evet, şimdi de Çinliler de işte bana bu teklifi gönderiyorlar. Bunu Marsus ayırdım burada bir vesike olarak Tayvandan gelen ve diğer e, vesikalar da biz vesikayla konuşmayı severiz. Benim e, yayınladığım kitap adedi Ali Işık 66, eksik olmasın 66 66 kitabın listesi buradadır. Bunun birçoğu da İngilizcedir. Efendim. Şimdi e, size bildirmek isterim Balkanlarda benim Classical Age kitabım ders kitabıdır. Bütün Balkan üniversitelerinde bu ders kitabı olarak okunmaktadır. Eskiden Türklüğe, Türk İdaresi'ne, Osmanlı'ya küfürlerle dolu bir Balkan Edebiyatı vardı. Onu bertaraf ettik şimdi. Balkanlarda, bütün üniversitelerde Classical Age, benim Classical Age e, ders kitabıdır. Ve son olarak Oryon Londra Cambridge'de, Orion, Londra'da e, firması bu Classical Age kitabını İngilizce yazılmıştır. E, elektrik postaya koydu. Bütün dünyada şimdi okunuyor Classical Age. Araplar tercüme ettiler. O kitabı tercüme ettiler. Bu ekonomi tarihini tercüme ettiler. Araplar Arapçaya ve bana Arapların King Faisal International Prize şeyi vardır. Nobel'le karşı bir ödül şeyidir. Ee, efendim. King Faisal International Prize kaç sene önce, iki sene ya yani üç sene önce e, bana ödül vermeye karar vermiş. Saudi Arabistan. Saudi Arabistan'ın şey buradadır. Pardon. Uh, bunu size. It gives me a great pleasure to inform you that the selection committee of the King Faisal International Prize has chosen you as a co writer of the King Faisal International Prize in Islamic Studies this year. You will receive the award in a, an official ceremony to be held in March 2011 under the patronage of the in custodian of the uh, two holy mosques, King Abdullah Ibn Abdul Saudi Arabian State. Bu mektubu bana gönderiyor. Ee, bu adetli şeyle, davetiyle. Ve bana şu diplomayı Arapça uluslararası prize ödül olarak verildiydi. Efendim veriyor. E, prize nedir biliyor musunuz? Verdikleri prize bir altın badalyedir. Center'de bulunuyor. 200 bin dolar. Fakat bir arabı da kendi de kattılar yanıma. Bana 100 bin gönderdiler. O da da 100 bin verdiler. Evet bu King Faisal yani Arap dünyasında benim eserler Berut'ta ki şey mesela classical age tercüme ettiler bu ekonomi tarihi bir tercüme ettiler Arapçaya efendim Arap dünyası eee devrinden kalma bir şey olarak Türk Osmanlı idaresini bir baskı idaresi olarak Şimdiye kadar okutuyorlardı üniversitelerde, mekteplerde. Fakat benim müdahalemden sonra Arap dünyası artık benim eserlerimi tercüme ediyorlar. Ve bunlar mekteplerde, üniversitelerde benim eserlerim okunuyor. Balkanlarda benim eserlerim okunuyor. Ne de ben bununla bir şeye eriştim. Onun için mutluyum. Bizim tarihimizi düşmanlarımız yazdı. Avrupalılar, Araplar efendim yazdı. Benim bütün hayatımın hedefi, çalışmalarımın e, gayesi kendi tarihimizi bir türkü yazması, hakikati yazması idi. Burada başarı elde ettim. Amerika beni tanıyor. Rusya beni tanıyor. Arap dünyası beni tanıyor. Ve diayet görüyorsunuz Çin. Çin de benim eserlerimi okumak istiyor. Objektif bir tarihimiz olarak. Ben eğer bir şeye Türk milletine, Türk vatandaşlarla bir hizmette bulunursam, dünyada tarihimizi objektif bir şekilde bütün dünyayı tanıtmak, Çin dahil görüyorsunuz. Budur. Ben... E, geçtiğimden beri özlediğim şeye eriştim. O zaman da düşünüyor, şey diyordum. Daima çalışırken onu şey diyordum. Hakkımızda tarihimizi e, yanıltan, küçülten bir tarih edebiyatı var bütün dünyada. Bizi öyle tanıyorlar. Halbuki o değil. Balkanlara biz medeniyet götürdük şehir hayatı götürdük. Bugün her Balkan dilinde en az 2000 Türkçe kelime vardır. Sırpçada, Bulgarcada. Bizim oradaki medeniyetimizi Balkan harplerinde korkunç bir soy e, soykırımla Balkanlardan binlerce, yüz binlerce insanımızı attılar. Bu bir soykırımdır. Ama hiç Avrupa, Avrupa bu medeniyet e, tepsi eden milletlerin hiçbiri bunu zikretmezler. Rumeli'den biz, bir soykırımla atıldık. Bizim evimizde Aksaray'da muhacirler, Balkan muhacirlerini ben hatırlarım. Balkan, yani İstanbul'daki evlere dağıttılar bu muhacirleri. Yüz binlerce insan Balkanlardan e, bu e, Bulgar'ın, Sırb'ın Taziki tazdiki katliamı önünde vatana şey etmiştir, kaçmıştır. Bugün etnografya müzesi olan o zaman başka maksatlarla kullanılıyordu. Orada Atatürk'ün huzurunda Afet Hanım, Atatürk ve bakanlar balkonda oradaki ilk dersi Afet Hanım verdi. Ve Atatürk'ün huzurunda verildi. Ben o zaman işte e, Dil Tarih e, iptalini kazanmış, Leyla'yı iptalini kazanmış, yatılı evde. E, dinleyiciler arasındaydım. Ona şahit oldum. Evet. Yani Atatürk Dil Tarih Fakültesini kendi Türk milletine hakiki yüksek tarihini öğretmek için kurduğu bir ilim müessesidir. Gayesi buydu. Ve ilk toplantıda onun huzurunda yapılmıştır. Bana hatırlattı da teşekkür ederim. Evet. Unutulmayacak bir şeydir, toplantıdır o. Evet. Efendim, bunu sonra bıraktım ama en çok iftihar ettiğim başka bir ödül Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk birinci olarak bir tarihçiye onur ödülü vermesidir. Türk 2008 yılında Türkiye Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onur ödülünü almak üzere e, meclise gittim. Orada merasimle bana bu doktorayı tevcih ettiler. Bu büyük, en büyük ee, mükafatım buca yıllık çalışmalarımın e, beni şereflendiren en büyük ödülü budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, bu gördüğünüz ödülü bana tevcih etmeleridir. Ve benim kariyerim hakkında da bu eseri Türkiye Büyük Millet, Büyük Millet Meclisi hazırlamıştır, efendim. Efendim, benim kariyerim 1940'tan beri 80 seneden fazla biliyorsunuz. Bu 80 sene zarfında ben faaliyette bulunurken, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde ve başka üniversitelerde çok kıymetli tarihçiler yetişti onların e, hizmetlerini, büyük katkılarını hiçbir zaman unutamayız. Yani bu sualiniz benim uzun kariyerim dolayısıyla bütün bu bölümü, bütün bu zamanı benim e, temsil ettiğim doğru değildir. Ben ne yaptım? Evvela bir garp dilini öğrendim. Daha üniversiteye girdiğiniz zaman yabancı literatürü okuyabilecek derecede Almanca yahut Fransızca, İngilizce bir dile hakim olacaksınız. Eğer Osmanlı tarihi üzerinde çalışacaksanız şu dilleri bilmeniz lazım. Farsça, Arapça ve Osmanlı divan dili. Bunları öğrenmedikçe orijinal araştırma yapamazsınız. Ve tarih artık hanedan tarihi değildir. Toplum tarihidir. İkinci Dünya, Dünya Harbi'nden sonra e, tarihçilik yepyeni bir istikabet almıştır. Artık tarih hanedanların savaşları, hanedanların tarihini araştırmak değil, toplumların toplumun nasıl yaşadığını, Biliyor musunuz bu mektep Adnan Mektebi'nin şeyidir. E, başını çektiği bir e, cereyandır. Burada mesela Brodel şu mevzu bir araştırma konusu yapmıştır. İnsanlar nasıl yemek yiyorlar, e, ekmek yiyorlardı? Ne, ne kalitede ekmek yiyorlardı? O tespit etmiştir ki fakir işçi kapkara, çavdarla karışık bir ekmek yiyordu. Fakat bizim tarihimizde mesela Francalı beyaz güzel ekmeği zenginler, asiller yiyordu. Mesela bunu tetkik ediyor adam. Yani bir beslenme maddesi olarak ekmek üzerinde tetkikat yapıyordu. Hanedan üzerinde artık tetkikat yapılmıyor. Bu ikinci dünya harbinden sonra bilhassa sosyalizmin öne çıkmasıyla toplum tarihi artık biz devlet tarihi yapmıyoruz. Halidan tarihi yapmıyoruz. Mesela benim araştırmalarıma bakın. Benim esas eserim, büyük eserim bin sayfalık bir dört arkadaşla beraber yazdık. An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Orada e, Tamamen sosyal konular üzerinde dirilmiştim, köylü üzerinde, köylünün vergileri, yaşayışı üzerinde e, yoğunlaştım. Yani bugün artık tarih ilmi, toplum ilmidir ve bunu da Fransa'da evvela Adnan School dediğimiz şey. Adnan School'u temsil eden e, Brodel, Ferdinand Brodel'le bizim yakınlığımız, dostluğumuz vardır. Barkan bizim memleketimizde, özellikle Barkan, bu tarih e, ceryanını, görüşünü temsil eden büyük tahsistir. Fakat şimdi ismini çok anılmıyor ve bir de yazdığı şeyler eski Osmanlıca olduğu için okunmuyor. Yeni nesil bir kültür kopukluğu kop 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 var bizim tarihi şeyimizde benim makalelerimi Köprülü'nün makalelerde ve Barkan'ın makalelerini okuyamıyorlar. Yabancı bir dil gibi. Yani Türkiye'de bu dil inkılapları bizde kültür ilhidamları, depremleri yapmıştır. Yani Fransız dili Richelieu'den 16. asırdan beri aynı dil devam etmektedir. Ve bir kültür birikimi bir vardır. Bizde her 50-60 senede bir dil değişir, kültür değişir. Evet, bir kültür kopukluğu vardır. Fuzuli'yi kim okuyor bugün? Kim okuyabilir? Hangi münevver okuyabilir? Değil mi efendim? Evet. Göklere açılmasın eller ki dâmanındadır. Göklere açılmasın eller ki dabanındadır nedir bunu? Şu eller ki senin eteklerine yapıştım. Benden ayrılırsan bu eller semaya. Şeydi bakın ne kadar güzel. Yani lanet okuyacağım sana. Ama daha önce senin eteklerine yapışmışım. Eller ki dabanındadır. Ee, Ellere göklere açılmasın ki şu elle göklere açılmasın eller ki Failatü failatü failü failim, failim. Evet, bunu mesela e, bir büyük Türk şairi bugün yetişmiş bir gece sizlere sorayım anlamazsınız işte anlamadınız bir kültür kopukluğu var. Göklere açılmasın eller ki dabanındadır Göklere açılmasın ki açılmasın ki eller damanındadır. Failatü fa'il. Yani bu bir kültürdür. Bunu biz unutmuşuz. Ancak edebiyat fakültelerinde ve normaldir. Normaldir değişiklik. Ama bu kadar mesela benim bugün bu üniversitedeki öğrencilere bir makalemi veriyorum veriyorum? Yahut Barkat'ın bir makalesini veriyorum ki 30 sene önce yazılmış. Anlamıyor. Yabancı bir dil gibi. Evet. Demek istiyor beğeniyorum yani ki biz eski Arapça Farsça dolu divan divan dili başka ama halkın kullandığı bir Türkçe var ki mesela 15. asırda efendim Muhammediye diye bir halkın, köylünün okuduğu bir din kitabı vardır. Onun ifadesi öz Türkçedir, güzel Türkçedir. O Türkçeyi devam ettirmemiz gerekiyordu kültür dili olarak. Onu geliştirmek lazımdı. Fakat onu biz unuttuk. Muhammediye'nin, Envarül Aşık'ın halk için yazılmış kitaplar. Evet. Ve Suudi bir dil, divan dili. Farsça, Arapça ağır e, bir dil. Kimse anlayamaz. Ancak divan katipleri anlayabilir. Demek ki bizim tarihimizde kültür depremleri den bahsedilebilir. Bilmiyorum. Evet. Ee, bugün artık e, dil ta şeyde Bilkent Üniversitesi'nde hocayım. Kısaca ondan da bahsedeyim. Ee, 1986'da 1900 Chicago Üniversitesi'nden emekli, yaş dolayısıyla emekli olduğum zaman e, Amerika'da kalmaya karar verdim. Çünkü 10 binlik kütüphanem orada hiçbir yere onlardan ayrılamam, kütüphanemden ayrılamam. Fakat o zaman çok enteresan bir teklif aldım. Teklifi yapan Türkiye'de marif ve kültür hayatının temelini atan vakıf üniversitelerini başlatan büyük adam İhsan Doğramacı'dır. İhsan Doğramacı beni Ankara'da çağırdı. Ali Doğrabacı oğlu ile şu teklif karşısında kaldım. Biz bu yeni üniversitede, Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümü kurmak istiyoruz. Amerika'dan gelip bu bölümü kurar mısınız? Yok dedim, imkanı yok. Neden imkanı yok? Çünkü dedim, ben kütüphanemden ayrılamam. 10 bin kitap orada oldukça ben oradan ayrılamam. Onu getirtiriz dedi. İhsan Bey e, yaratıcı bir insandı. İmkansız, i̇mkansızları yenen bir insandı. Ben dedi uçakla senin 10 bin kitabını getiriyorum. Hakikaten ben kitaplarımı 250 kolye koydu. Uçakla. 17.000 dolar vererek benim kütüphanemi buraya getirdi. Ve ben kendim de tarih bölümünü kurmak üzere buraya geldim. Bilket Üniversitesi'ne geldim. Kütüphanem gelince tabii doğrudan doğruya Bilket Üniversitesi'ne bağışladım. Bugün benim e, kitaplarım, kütüphanem Ayrı bir koleksiyon halinde üniversitenin kütüphanesinde saklanmaktadır. Ben yani çok memnunum çünkü ben bu evlerde bu kitapları şey demezdim. Tarih Kurumu'nu kurduk. Tarih Kurumu'nu, tarih bölümünü pardon en yüksek seviyede yani Master, ...ve doktora dereceleri veren... ...yüksek seviyede kurduk. Daha sonra... ...ilk... ...bölümleri de kurmayı düşünüyorduk. Fakat bugüne kadar... ...imkan olmadı. Benim en son... ...hizmetim... ...budur. Bilkent Üniversitesi'nde... ...Tarih Bölümünü kurmak... ...ve kıymetli... ...hocalarla... ...ve doktora yapan master tezleri yapan, çok kıymetli talebeler yetiştirmiş olmaktır. Bakınız, kısaca hayatımı şey diyeyim. Ee, Dil Tarih Fakültesi'nde 1940'ta, 1972'de oradan emekli oluyorum. 1972'de Amerika'ya gidiyorum, Chicago Üniversitesi'nde hoca oluyorum. 1972. 72'den sonra yani 72 86'ya kadar Chicago'da hocalık yapıyorum. Oradan Bilkent'e davet alıyorum. Bilkent'te 22 senedir yani 1992'den itibaren aslında kaç sene oluyor Bilkent'in e, tarih bölümünde hizmet etmekteyim. İşte size kariyerimi, bütün hayatımı vakfettiğim hedefe, gayeye nasıl eriştiğimi, dünya tarihini yabancı düşmanlarımız değil fakat bir türkün yazmasını ben bir gaye olarak edinmişim bütün hayatımda ve bu şeye eriştim fakat Çinli bile bugün benden Osmanlı tarihini öğrenmek istiyor. Hepinize çok teşekkür ederim.